Merhaba arkadaşlar, Mr. Prepper'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Evet, bugün bir saniye hemen geliyorum. Bam, tamamdır. Ezmemizi gömdük, sabah sabah proteinimizi aldık. Bakalım günlerden ne bugün? Günlerden ayın ikisi. Evet, belli bir gün yok. Hadi salı olsun, bir pazartesiyle başlayalım. Bugün salı. Tamam, ne yapacağız biliyor musunuz? Şuradan suyumuzu alalım. Şimdilik yanımızda dursun. Hatta gideceğim ve şuraya bırakacağım. Suyumuzu buraya bırakalım. Evi bir kontrol ediyorum şöyle bir. Neler ne durumda? Bunlar full durumda. Şuna da bakayım da. Ha, bu yarım ama gider. Onun dışında yağlarımız. Bakın varil dolmak üzere. Varil dolmak üzere. Bugün gidebildiğimiz kadar yol gideceğiz. Evet. John'un yanına gidiyorum. Guaranalarımız ne durumda? Tamam, geldiğimde hazır olmuş olur. Guarana, hani 99 tane guarana topla görevi var ya. Onu da yapacağız. Evet. Gidelim. Sür dayı. Bak bak, antene bak nasıl sallanıyor. Aa, bu ne lan? Bir dakika. Kullan. John'un radyosu. Şimdi bakalım radyo bir şeyler yakalıyor mu? Statik. Hiçbir şey yok. Daha uzağa gitmem lazım. Tabii ki hemen gidelim. Doldur. Fulle. Daha bak. İyice fulluyorum. İleri sür dayı. İleri sür. Bakalım yolun en sonunda ne var? Space'e basılı gideceğim şöyle bir süre. Burası galiba çöl 4 katmandan oluşuyor. Şimdi biz birinciye gideceğiz. Sonra bir daha süreceğiz. Bir daha süreceğiz ve en son sürdüğümüzde akşam saat 8 veya 9 olacak. Ama yolun sonunu en azından görmüş olacağız arkadaşlar. Tabii ki bu yolun sonu her geldiğimizde gene değişecek. Dolayısıyla bol bol yakıtlarımız ile yani yakıtlarımızı kullanarak bu yolculuğa çıkmamız gerekiyor galiba. Aynı madenin gizemli seviyesi gibi. Maden de her gizemli seviyeye gittiğimizde orası değişiyor. Çölde sürekli her kat değişiyor. Yani o 4 katla sürekli değişiyor. Çok özlüyorum. Evet. Kim karşılıyor bizi burada? Dabancamı ver. Dabancamı ver. Bir dakika. Bam. Bunlara mermi bile harcam. Dursan harcarım mermi. Bakalım burada ne varmış. Şu kurtu da tak. Arkadan vurduk vallahi arkacıyız. Envanterimde çok fazla yer yok. Neden öyle bir şey bilmiyorum. Tamam, bunları alabilir. Sıkıntı değil. Çorbayı alalım. Yeriz. Yolda çorba höpürtetiriz. Sıkıntı değil. Kaktüs almıyorum daha fazla. Bilmiyorum çok fazla işe yarıyor mu? Emin değilim ama maksat yer doldurmasın. Hem yanımızda yakıt da var. Yolda herhangi bir şey olursa arabamıza yakıtımızı yükleyip tekrardan gidebiliriz. Bence buraya biraz daha farklı gitar melodileri konulabilir, bilmiyorum. Sürekli aynı melodi çünkü. Tamam, güzel ama 50 kere gidip... Hayır! Nosa basmayı unuttum ya. Sağ klik değil mi nos? Tamamdır. Unuttum. Sürekli unutuyorum. Tuşlar bazen garip. Bir yokuş daha gelecek bence şimdi. Geldi. Bastım. Evet, tam zamanında bastık. Ortada simge çıktığı zaman dediğim gibi bir önceki videoda da bahsetmiştim galiba. Tam simge çıktığında basarsak perfect atlıyoruz arkadaşlar. Hiç bir tane bile çalıya değmiyoruz, zarar vermiyoruz. Şunu tamir etmeden önce bir burayı temizleyelim. Bakalım kim var kim yok. Dark. Öldün çık. Var mı başka? Aha burada. Ne yapıyorsun? Nereye izliyorsun sen? Ya ama yazık ya, dışarıya bakarken öldürdük. Buradaları alalım. Maksat bize şey lazım. Kumaş almayacağım. Şunu ver. Burada bir şey var mı? Aa, asker konservesi olur. Başka şurada mesela bir balta var. Şurada para var. Parayı alalım. Şunu alalım. Şu çorbayı da alalım. Neden almıyorsun çorbayı? Prepper. Bug'a mı girmiş orada? Evet, o orada bug'a girmiş. Kutuyu almam gerekiyor illa ama kutuyu almayacağım. Çünkü yer kaplasın istemiyorum. Bir tamir edelim aracımızı. 3 metal. Olur. Al. 1 saat tamir yapıyoruz. Yolda gitmeden önce şöyle bir ezme yemeyelim de bir tane içecek içelim, enerji içeceği. Sür. İleri sür. Tamamdır. O yakıt çizelgesindeki her kırmızı bir kattan, ya ben kat diyorum. Artık siz ne derseniz. Kat diyeceğim ben. Her bir katı simgeliyor. Evet, küçük bir kesme yapmak zorunda kaldım ve tekrardan devam ediyoruz. Gidelim. En son neyden bahsediyordum? Hatırlamıyorum.
Çünkü biraz uzun bir kesme yaptım. Dolayısıyla gidelim. Aha simge çıktı. Bas 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 bas. Aa basamadım ya. Vallahi basamadım adam akıllı. Neyse önemli değil. Hop. Tamam. Burada kusursuz geçtik. Burası kurtarır bize. Evet. Üçüncü kata mı geldik? İkiye mi? Onu bile hatırlamıyorum şu anda. Umarım 3'tür. Çünkü saatlerimiz 1.55. 2'yi gösteriyor. Çektim silahı. Gel buraya. Pat. Pat. Pat pat. Başarım kazanıldı. Wolf Slayer. Kurt katili mi oluyor? Galiba kurt katili oluyor. Ben katil olmak istemezdim ama oyun beni bu hale getirdi. Paraları aldım. Buradan alacağım şey... Ay içecekleri falan alırım bak. Şey içecek diyorum. Gofretleri alırım. Çok fazla yerim kalmadı. Umarım son katta... Aa sinyalleri kullanmayı unuttuk lan. Dur kullanayım. Belki şimdi şansım yaver gider. Hükümet tıbbi hafıza değil. Ah. Hay bin kunduz. Bundan mantıklı bir şey çıkarmak mümkün değil. Başka bir yerde denemeliyim. Ay, hay bin kunduz ne ya? Allah'ım yarabbim. Bu nasıl bir lanet okumaktır? Adam birden bağırınca benim de kulaklarım şey oldu. Ha, iyi bağırdı. Hadi sürelim. İleriye. Gideceğimiz iki tane daha ileri hakkımız var şu anda. Ya da bir. Emin değilim. Bakalım burada neler çıkıyor karşımıza. Yanlaya yanlaya gidiyorum vallahi. Radyoyu umarım çok merak ettim ya. Uzaylılar mı var? Bazıları uzaylılar var diyor. Bazıları hükümet hakkında bir şeyler diyor. Hükümet belli ki bizi bir yere... Ah be. Biz şu anda bir senaryonun içindeyiz galiba. Bunu roket yaptığımız zaman anlayacağız arkadaşlar. Roketimizi tamamlayıp patlattığımız zaman anlayacağız nerede olduğumuzu. Evet. Varmak üzereyim diye tahmin ediyorum. Evet vardım. Bakalım sinyal şimdi ne diyecek bize? Oh sinyal titriyor. Aha boss fight. Aa yılan boss'u. Başka? Aha geliyor. Ay çok zor ölüyorlar. Çok zor ölüyorlar. Geri kaç, geri kaç, geri kaç. Vur. Tamam en azından yavaş geliyorlar arkadaşlar. Hallettik burayı da. Şunu bir çalıştır bakalım. Tamam tekrar deneyelim. Brazen Serpent. Araç. Bir dizi terörist sınırlarda hazır. Acı çekmek zorunda. Ne? Sinyal daha güçlü ama mesaj daha anlaşılır değil. Daha uzağa gitmem lazım. Tabii ki. Abi uçak. Hurdaları alabiliyor muyum? Tamam daha fazla alamıyoruz burada. Aa aa bagaj şey var. Ne bunun adı? Aa bu oyun oynarken hep kelimeleri unutuyorum. A1'e düşüyor Türkçem. Bıçak, asker yemeği, büyük boy asker konservesi. Dur onu alırım işte. Onu alırım. Burada neler varmış? Alabildiklerimizi al... Aa hepsini aldık. İnanılmaz. Ne bırakabilirim? Hiçbir şey bırakamam galiba. Ben şunu bir kuşanayım mı? Kuşandım. Abi kuşanınca direkt atıyordu değil mi bu ya? Fuck. Unuttum bak gene unuttum. Sürekli yanlış şekilde... Dur tamir edeyim ilk önce. Önce tamirimizi yapalım. Saatler 7'yi gösteriyor. Sür abi. İleri sür. Şimdi en uzağa gidiyoruz arkadaşlar. Bu sefer en uzağa. Aa, havada karardı ama şuradaki ışık süzmesi, parlama şeysi gözümü çok alıyor. Ama sıkıntı değil. Gideceğimiz yere bizi kimse tutamaz. Ne yapıyorsun? Space'e bile basmadım. Tutamaz derken çarpmak bir de birazcık kötü oldu. Evet önemli değil. Bam. Gayet iyi gayet iyi. Birazcık geç algılıyor ya. Space'e bastığımız zaman birazcık geç algılıyor arkadaşlar. Evet. Bakalım en uzakta ne varmış. Bu bölüm göreceğiz bunu. Harika. Vardık mı? Vallahi vardık. Çok merak ediyorum. Heyecanlanıyorum. Evet. Yine yılan. Yine yılan çıktı karşımıza. Bunu da öldürürüz.
Tamam. Şimdiki grup bizi birazcık zorlayabilir. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa! Aa! Anlamadım. Gerçekten anlamadım. Neden vurmuyorsun? Aa, cephane bitmiş. Fuck. Bir saniye. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Şu bıçağı kuşan. Neden? Allah'ım yarabbim. Yemin ediyorum var ya, sanki zorla kendimi öldürtüyordum az önce ya. Aa, varmış bir tane daha var. Neyse, küçükmüş bu. Aa, büyük geldi. Bir tane daha mı? Oh. Bitmiş olması lazım. Tamam, şunu tekrar bir kullanalım. Şimdi içinde bir iris var, hadi deneyelim. Dikkat, tüm Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları, hükümetiniz size yalan söylüyor. Brazen Serpent uydusu tıbbi bir proje değil. Brazen Serpent bir zihin kontrol aracıdır. Motivasyon eksikliğine, hafıza sorunlarına ve manipülasyona karşı savunmanızı düşürüyor. Bir dizi terör saldırısının Brazen Serpent ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları, hükümetinize karşı ayaklanın ve bize sığının. Sınırlarda hazır yardımınız var. Acı çekmenize gerek yok. Dikkat, tüm vatandaşlar. Yine tekrar eder. Abi. Şimdi taşlar yerine oturdu ama lanet olsun, kulağa çok ciddi geliyor. Ve görünür ki Joe'nun komplo teorilerinden en az biri doğruymuş. Bakalım nasıl tepki verecek. Abi. Evet. Bizi Amerika şu anda... Amerika ayağını denk alsın. Amerika ayağını denk almalı. Elektronik parçaları al. Başka ne var burada? Al abi. Ham maddelerin hiçbirine hayır diyecek durumda değilim. Daha fazla bir şey var mı? Şurada bir para görüyorum. Onu da al. Burada ne çıktı? Hop, hepsini al. Tamam. Artık gidebiliriz arkadaşlar. Sür. Gördüğünüz gibi bayağı bir şey çıktı. Elektronik parçası çıktı sondan. Evet. Joe. Selam Prepper. Yayını yakaladın mı? Evet, yakaladım. Güçlü bir İspanyol aksanla okundu. Hepsini yazdım ama ana fikrini söyleyebilirim. Hemen söyle, sabırsızlanıyorum. Temelde Brazen Serpent uydusunun bir zihin kontrol aracı olduğunu söylüyorlar. Ve bu gerçekten pek çok şeyi açıklayabilir. Dalgalar, sana demiştim Prepper. Ayrıca hafıza ve konsantrasyon sorunlarına neden olduğunu söylüyorlar. O ve bazı teröristler saldırıları suçluyorlar. Bu bilemiyorum Prepper. Hayal kırıklığına uğradım. Bir süredir zaten zihin kontrol dalgalarından korkuyordum ama gizlice bunun doğru olmamasını umuyordum. Şimdi kesin olarak biliyorum ve bu şey sürekli üstümüzde dönüyor. Peki Meksikalıların bize herhangi bir tavsiyesi var mıydı? Bize isyan etmemizi ya da yanlarına kaçmamızı söylüyorlar. Parkta bir yürüyüş gibi değil mi? Kahretsin Prepper. Bu hurdalığı bırakıp Chupacabra'yı yanıma alamayacak kadar yaşlı ve zayıfım. Ama onları alt edebileceğini biliyorum. Buradan kaç, belki dışarıda savaşırsın. Lütfen bizim için bunu yap. Sağ ol Joe, güven bana, elimden geleni yapıyorum. Hav hav. Hır. Tamamdır. Evet. Evet arkadaşlar. Başta da dediğimiz gibi. Şu anda bir tane Brazen Serpent isimli bir şeyin içindeyiz. Artık neyin tam emin değilim ama... Şunlara bir yemeklerimizi atalım. Bir projenin içindeyiz. Açıkçası ne olacak, ne bitecek bilmiyorum. Şuraya şunları atalım. Hemen gel, hemen gel. Şu parçalanacak şeyleri de buraya koyalım. Epey bir ham madde topladık. 8 tane elektronik parçamız oldu. En azından bunlarla otomatik su toplayıcısı yapabilirim diye düşünüyorum. Tamam, yağları da doldurduk buna. O kendiliğinden doldurur. Okey. Şuradan alacağım maddelerim var. Şuradan alacak bir şeyim yok. Hemen şunları bir fullleyeyim ki gece elektrik gitmesin. Sulamam gereken şeyler var. Şuradan su alacağım. Saat çok geç olmadan. Şuradaki su ne alemde? Bunu da alalım. Bunları şuraya koyalım arkadaşlar. Yarın olunca onları da hallederiz. Uyu. Tamamdır. Vay be, çok garip. Çok garip. Sıkıntı yani. Bildiğiniz bizi içeri almışlar ve burada manipüle ediyorlar. Beynimizle oynuyorlar. Zihnimizi kontrol ediyorlar ve düşünmemizi engelliyorlar. Konsantrasyon bozukluğu yapıyor. Aynı zamanda bıçağımızı çıkarmamız lazım. Şöyle. Evet.
Yemek ye. Hemen dolaba git. Dolaba gitme. Bir dakika, dondurucumuz var. Dondurucuya git. Dondurucumuz var. Ne yapabiliriz? Şöyle yanıma. Yine ben bunlardan devam edeceğim. Ayır abi. 8 tane çok olur. Ayır yine. 4 tane olabilir. 4 tane yanımda kalsın. Yemeğimiz uzun bir süre gidecek şekilde. Şuradan suları alalım. Ve sulayalım. Aa, bunlar daha tam olmamış. Neyse, en azından şimdi olur diye düşünüyorum. Suları bırakalım. 4 tane guaranamız var. Onları da dondurucuya bırakalım. Bu bölüm yapabilir miyim emin değilim. Guarana'yı böyle 99 yapabilir miyim bilmiyorum. Geiger sayıcı bul. Nerede bilmiyorum. Roket aşamasının ikinci şeyse. Postacı geldiğine göre ben artık satabileceğim şeyleri satabilirim. Parçalayacaklarımı parçalayabilirim. Evet. Şimdi şunu bir alalım bakalım ne diyor. Nasıl bir haber veriyor bize. Bir okuyalım. Hop, elektrik kesintisi. Olur, sıkıntı değil. 3 gün ardı ardı ama o birazcık sıkacak gibi bize. Avcı nerede? Avcı al şunları. Al şunları. Tamamdır. Oradan bize birazcık para gelsin. Geiger sayıcı nerede bilmiyorum. Radyo al. Bilgisayar al. İyi bir... Oo, bayağı bir şey veriyor bilgisayar. Olur. Buradan alacağım bir şey yok. Buradan alacağım bir şey yok. Buradan alacağım bir şey yok. Buradan alacağım herhangi bir şey yok. Buradan bir şey almayacağım. Evet, evet. Ne gelmiş? Domates tohumu ve portakal tohumu. Ben bunlarla bir şey almayacağım. Plastik varmış. Plastik alalım birazcık. Burada bir şey var mı? Elektronik parçası olur. Başka da bir şey yok. Cam yapmam lazım. Gel buraya. Dur, yanlış şeye tıkladım. Şuna tıklayacağız. Ve bana cam yapacaksın. Taşlar nerede? Hayır. Şöyle 23 tane cam yap bana. Zaten çok hızlı yapıyorsun. Aa, bu da mı doldu yoksa? Oo, bayağı bir şey dolmuş. Bayağı bir şey dolmuş orası. Parçalama işlemine geçelim. Şunları tek tek parçalayalım. İyi plastik gelecek buradan. Evet. Postamız geldi. Çok özür diliyorum. Yani birazcık... Evet. Devam edebiliriz. Telefon 2 tane. Vay, iyi. Gayet iyi. Şuradan postamızı alalım. Abi bir sürü şey geldi. Müntemen'den mektup geldi bir de. Ama Müntemen'in mektubunu hemen okumayacağım. Şunları parçalamam gerekiyor. Çünkü yeni şeyler craftlayacağız. Şunu da parçalayalım. Tamam, başka parçalanacak bir şey kalmadı. Şuraya şunları atalım. Atar mısın lütfen? At. Sat. Gazeteyi bırakalım. Yanlış yer. Müntemen mektubunu da okuyalım. Ajan dolapları daha yakından kontrol edecek. Etsin abi, ne olacak? Ederse etsin. Daha yakından dediğin yani. İçlerine kadar girsin. Hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil. Şimdi ben şunu bir kapatacağım. Elektrik tüketimimiz çok fazlaydı ya bizim. Dolayısıyla çok fazla elektrik tüketmememiz gerekiyor. Çünkü çok fazla şüphe çeker o. Bu da olmuş. Tamamdır. Bakalım kaç oldu? 20 tane de buradan, 64 tane mi? 68 tane guaranamız oldu. Bir sonraki ekinlerde halledeceğiz. Şundan 2 tanesini içelim. Ve yanımıza şöyle 3 tane daha alalım. Tamamdır. Yemek sıkıntımız yok. Onun dışında ne yapacağım biliyor musunuz? Şu mektubu da bir atayım ben yerine. Hak ettiği yere bir kavuşsun. Tamamdır. Gazeteleri satabiliyorsam satayım ya, dur. Var mı satabileceğim yer? Gerçekten mi? Alıyordunuz siz. Almıyorlar şu anda. Okey. Gerin yerine koyalım. Ne yapacaktım? Şöyle bir bakalım. Ne yapacağımız hakkında bir karar verelim. Yakıt ikmalcisi yapmayacağım. Yakıt da doldur. Otomatik olarak jeneratörlerin yakıtlarını doldursun. Jeneratörlerin yakıtları. Ha, şimdi ne oldu? Jeneratör dediği bu. Bu bize elektrik sağlıyor. Epey miktarda elektrik sağlıyor hem de. Yani şu buhar makinelerinin büyük ihtimal 2-3 katı elektrik sağlıyor ki bunları otomatik olarak
Dolduruyormuş. Önemli değil ama şimdilik yapmayacağım. Bizim için en önemli şey... Aha camımız eksik. What the fuck? Gerçi camımız oluyor. Camı yapıyorum şu an. Ben şunu yapacağım. Plastiğim yeteri kadar var. Senin için su toplar. Acaba nereye koyabiliriz onu bunu? Gene yer altına koyacağız gibime geliyor. Gidelim camlarımızı alalım. Hala olmamış. Camların olmasını bekleyeceğiz. Camlar olduktan sonra onu yapalım ama onu yaptıktan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle bir bakalım. Su tank yapalım mı? Nereye istersen koyabilirsin ve içine bol suyla doldur. Kuraklık geldiği zaman senin ana su kaynağın olur. Ben bundan yapacağım ama önce şeyi yapalım diyorum. Bir sera yapalım. Bir sera yapalım arkadaşlar. Çünkü sera uzun zamandır yapmıyoruz. Bakalım ne kadar yer kaplıyor. Oha. Ama ya çok yer kaplıyormuş. Bana onun gibi bir oda daha lazım ya. Şöyle buraya mı koyacağız? Aslında burayı full serayla doldurabilirim ya. Bak mesela şurası sera olabilir. Mesela içine neler koyabiliyoruz? Bitki. Alalım bakalım ne koyabiliyoruz. Portakal koyabildik galiba ya. Dur şuradaydı tohumlar. Portakalımız var mı? Pancar, mısır, havuç, salatalık, guarana, portakal. Evet portakalımız var. Bir tane koyalım bakalım portakal koyunca ne oluyor? Bitki. Su. Suyum yok yanımda. Sular burada. Suladım. İncele. Yani. Bitkilere daha fazla ışık sağlayarak daha hızlı yetişmesini sağlıyormuş. Peki bir tane mi koyabiliyorum? Galiba bir tane koyabiliyorum. Neyse önemli değil. Şimdi camlarımız oldu. Camları aldım ve hemen şunu yapıyorum arkadaşlar. Saat kaç? 12'ye kadar yapıyor. O zaman bugün uyuruz, yarın koyarız ve nasıl işlediğine bir bakarız. Su olmuş mu? Seni de alacağım. Son kez alacağım büyük ihtimal. Umarım son kezdir. Aa çok fazla enerji yiyor mu acaba bu ya? Elektrik çok yiyor mu? Büyük ihtimal çok elektrik yiyor. Uyu. Evet, 4. gün. Bu bölümde otomatik su makinesi yaptık. Gayet güzel. Yapamadığımız her şeyi yapıyoruz tek tek. Tezgah 5. seviye oluyor mu peki? Çok merak ettim şu an. Ben ona bakmadım değil mi? Aa tezgah 5. seviye olmuyor. Son seviyeye getirmişiz. Şimdi ne kadar yer kaplıyorsun? Çüş. O zaman bu da yerini buldu arkadaşlar. Bam. Aa neyle dolduruyoruz? O hazır değil. Aa kendi kendine hiç yakıt da tüketmiyor. Harikasın lan. Tamam toplasın. Su toplasın bizim için. Gayet iyi gayet iyi. Sularımızı hemen şuradan. Dur bir dakika. Başka su var mıydı? Varmış. Hemen şuradan sulama işlemine geçelim. Tamamdır. Burası okey. Şuna gidelim. Sularımızı koyalım. Guaranalarımızı yerine koyalım. Bir tane bundan yiyelim ve madene gidelim arkadaşlar. Birisi yoktu değil mi bugün gelecek? Birisi gelmeyecekti bugün okey. Madene gidelim. Madenden koyduğumuz o yakıtların bakalım bir ekmeğini yiyebiliyor muyuz? Neler çıkmış neler çıkmamış. Seviye 5. Bakalım neler çıkıyor. Geldik. Ne çıkarttın bizim için? Ay 5 tane şey olur. Olur. Olur bu arada. 4. seviyede ne var? -4. Bu da bitmiş. Buna da bakalım. Oha çüş. Çok özür diliyorum ama çüş yani. 3. Yani, ömrümüz boyunca yağ ihtiyacı duymayacağız bir daha. Ben size söyleyeyim. Burada ne var? Ay güzel. Güzel. Olur. Seviye 2. 2'ye de koymuş muydum? Galiba 1'e koymuştum ya 2'ye koymayıp. Gene 2'ye de biz bakalım. Belki bir şey unutmuşuzdur zamanında. Hiçbir şey unutmamışız. Aa taş var. Alırım. O zaman seviye 1'e de gidelim. Buradan da direkt olarak ormana giderim arkadaşlar. Ormana bir bakalım neler var. Çünkü doldurmuştuk kapanlarla. Şunu alırım. Çok güzel. Çok güzel. Tamam iyi para çıktı. Yani çok değil ama cüz'i miktarda sevineceğimiz para miktarı var. O eski 300'ler 400'leri göremeyiz belki ama önemli değil. O 300'leri 400'leri arkadaşlar biz kapanlarla görüyoruz ya.
Dur, satış. Hemen satış işlemi gerçekleştirelim. 250 dolar. Temiz. Temizinden 250 dolar. Satabileceğimiz 9 tane altını ben şuraya koyuyorum. Koyamadım. Şimdi koydum. Onun dışında yiyecek içmeme gerek yok. Şey, yiyecek içmeme neyse artık, yiyecek yememe gerek yok. Su. Su ne alemde? Bu kadar hızlı mı? Bir tane mi? Aa, bir tane ama. Bu her dolduğunda ben gelip almak mı zorundayım? Birikmiyor mu hiçbir yerde? Ama çok üzülürüm ya. Çok üzülürüm. Peki bir şey daha soracağım. Ben bunu yaptım buraya. Fakat bunları sulaması için diğer makinayla dip dibe mi koymam gerekiyordu acaba? Sanki değil mi? Birazcık mantıksız oldu onu oraya koymamız. İligilegatör. Ver abi, onu da yapalım ya. Bu bölümü onu da yapalım. Postamız geldi. Paramız geldi. Su tankını yaptım. Su tankını buna bağlayabiliyor muyum? Öyle bir şey, durum söz konusu mu? Öyle bir durum söz konusu değil. Ama en azından irrigatör de yapabiliyoruz. Otomatik suluyormuş. Onun dışında yapacağımız hiçbir şey kalmıyor tarımla alakalı arkadaşlar. Yapabildiğimiz her şeyi yaptık. Şimdi bunu nereye koymam gerekiyor benim? Duvara koyulabildiğine göre... Aa, bakın buraya koyamıyorum. O zaman bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Şuraya koyacağım. Bakalım suluyor mu sulamıyor mu göreceğiz. Uzaktan suluyor mu sulamıyor mu? Sadece su. Olur gibi. Şuradan ver suları, sadece suyla koyalım. Dolduralım. Nasıl göründüğünü görmek için de ben buraya bir tane şöyle farm ışığı koyacağım. Tatlı bir şekilde şöyle renk değiştir. Mavi var mı? Mavi yok. Sarı olur. Bakalım aktarıyorum arkadaşlar. Hala herhangi bir aktarım söz konusu değil ama olmak üzere. Şu CTRL'ye basıp bekliyorum. Aktarmıyor. Biz buradan alacağız. Buraya koyacağız tek tek. Peki bu sulama yapıyor mu otomatik? Sanırım yapmıyor. Emin değilim. Umarım yapar. Artı bir su mu? Burada bug'a girmiş o zaman. Şimdi geldi. Okey. Ne yapacağım? Hızlı düşün, hızlı düşün. Kapan yapmam lazım benim. Bunu niye buraya koymuşum ben? Kapan yapıp ormana gideceğim. Yarın gideriz ormana. Bugün gidemeyiz. Okey. Sıkıntı değil. 250 altınımız geldi. Onu da aldık. Alacağım bir şey var mı peki benim herhangi birisinden almam gereken? Birazcık daha plastik alalım mı? Para varken alalım. Buradan alacağım mermi alalım. Elektronikten bir tane alalım. Gurmeden alacağım bir şey yok. Elektrik gitti. Elektrik gitti çünkü bir şey sigortaya attırdı. Şunlar... ne çabuk bitti bunlar. Tamam, bunları da hallettik. Uyku mu? Akşam saat 7 prepper. Kafayı yemiş olmasın. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Şu disko ışığı ne işe yarıyor? Disko şalteri. Nerede o disko şalteri? Tuval. Paha biçilemez resimlerden biri. Bakıyorum. Ben şey yapacağım arkadaşlar ya, bir saniye. Disko şeysinden yapmak istiyorum. Nerede ya? Görmemiş miydik öyle bir şeyi? Burada. Disko anahtarı. Çok merak ettiğimden yapıyorum ya. Bunu da şuraya koyacağım. Al aç. RGB oda yaptı. Olur. Şu su tankının orayı RGB oda haline çevirelim. Aç. Alın arkadaşlar, RGB oda. Bu doluyor mu? Dolmuyor ya. Keşke dolsa. Bakın otomatik de sulamıyor yani. Otomatik sulama makinesini... nereye koyacağız ki ya? Ben bu işi anlamadım ama çözeriz bir şekilde. İleride çözeceğiz arkadaşlar. Şu anda sıkıntı değil.
Postamız geldi. Al abi bunları. Hemen parçalama yapalım. Radyomuzu parçalayalım. Ve kapan yapalım ki bir kez daha ormana gidip şöyle inanılmaz şekilde para kazanalım. Biliyorsunuz para kazanmanın en güzel yollarından birisi ormana gidip olabildiğince şey koymak, kapan kurmak. Ve kapanların dolmasını beklerken de madene gidip madencilik yapmak. Oyunda bu şekilde paranızı toplayabilirsiniz. Elektrikler gidecek yarın. Şu RGB şeysini kapatacağım ya. Çok boşu boşuna hem elektrik yiyor hem RGB. Yani seven bir insan değilim. Şu an odamın her yeri RGB fakat. Pek sevmiyorum. Almadan önce de sevmiyordum. Aldım gene sevmiyorum. Kapatıyorum tüm ışıkları odada. Neden böyle bir insanım bilmiyorum. Yani. Evet. Yemek ye. Yemek bam. Yedik. Şimdi. Yapmaya devam. Kaç tane kapanımız var? 5 tane kapanımız var. Kaç tane yemimiz var? 4, 7, 11, 14, 15 tane yemimiz var. Dolayısıyla bir 5 tane daha kapan yaparsak en azından rahat bir şekilde bunları doldururuz diye düşünüyorum. Hızlıca yapalım. Kaç tane oldu? 11. Tamam olur, gidelim. Orman, orman bizi bekler. Hop orman. Bu arada 20 tane plastiğim olmadı değil mi benim? 20 plastik istiyordu geri sayım için. Ben onu unuttum. Vallahi ben onu unuttum. Ben plastikleri görünce direkt şey yaptım. Ne derler? Direkt su makinesi yaptım ya. Onu da nasıl kullanıldığını inanın bilmiyorum. Umarım çözeceğiz. Çok içimde kaldı. Bir şey diyeyim mi? Ben bu kapanları ellemeyeceğim. Ama iyi şeyler çıkıyor buradan da ya dur. Ellemeden duramayacağım. Bizim zaten bayağı bir şeyimiz varmış. Kapanımız varmış. Tamam. Seviye 4'e bakalım. Ben asıl seviye 5'e kuracağım arkadaşlar. Seviye 5'ten bakalım neler geliyor. Ay kapanlarından sürekli et çıkıyor. Bu ne lan? Uzun diş. Aa. Deniz memelileri var mı? Burada deniz memelileri var. Allah Allah. Seviye 5'e gidelim. Bakın bir de soru işareti var. Bunu tamir etsek ne istiyor? Kaldıraç 30 elektronik parçası 30 metal. Oha, bir daha tamir edebiliyoruz. Bilseydim ben bunun için uğraşırdım. Vallahi bilmiyordum. 2 6 9 10. 10 tane koyalım. 1. Tamam, saymama gerek yok zaten. Orada gösteriyor. Daha koyamadım. Nizami bir şekilde şöyle dizelim. Bakalım burada neler çıkıyormuş arkadaşlar. Umarım çok fazla yemek çıkmaz. Çünkü yemek çok fazla var. Hepsini koyuyorum. Sonra en başa gidiyorum ve şöyle hızlı kur diyorum. Farklı farklı yemlerimiz var. Farklı farklı yemlerle dolduralım burayı. Dur bir daha. Bir daha. Ve bitti. Okey, iki tane boşta kaldı kapan. Eve gidelim. Yağmurumuz başlamış. Şu RGB ışığı bir kapatalım. Ondan sonra... Ya bunu ben böyle tek tek elle koymak cidden canımı sıkıyor benim ya. Ben bunu bir deneyeceğim şu aşağı kısma. Uf, etlere bak. Yemin ediyorum var ya kafayı sıyırırsınız ya. Müthiş bir şey ya. Nasıl bir şey olduk biz böyle. Gel abi. Avcıya şunları satalım. Şuna bakar mısın nasıl da para kazanıyoruz ya. Ya kapan işi çok mantıklı. Kapandan var ya çok fazla para yiyoruz. Şimdi ben şunu bir alacağım. Yok şunları al. Şunu da al. Okey gel dayı. Şunu sula. Oo güzel. Güzel guarana. Güzel guaranamız çıktı. Şimdi otomatik sulama makinesi değil mi abi? Suyla dolur otomatik olarak odadaki tüm bitkileri sulasın. Odadaki dediğine göre bu odadaki bitkiler kadar suluyor. Yani mantıken öyle olması gerekiyor. Bunu buraya koydum. İçine de olabildiğince su koyuyorum. Bakalım çalışacak mısın? Aç. Aa suladı. Suladı. Mükemmel. Peki şimdi bunu yapmamız lazım. Bunu nasıl halledeceğiz? İncele al kapa. Bizim onu otomatik olarak diğerine dolduracak bir eklentimiz veya bir parçamız var mı?
Ya da tek tek mi topluyor? İlla galiba tek tek topluyor ya. Bu durum çok kötü bizim için. Bu durum kötü. Ama neyse ki yaptık yani. En azından yapmadık demeyiz. Yapmadığımız ne kaldı? Jeneratör kaldı. Yapalım mı? Elektronik parçasını harcayalım mı? Harcasak mı bu şekilde, yoksa harcamasak mı? Harcasak da mı saklasak? Harcamasak da mı saklasak? Şaltere gerek yok. Bence jeneratör yapalım arkadaşlar ya. Enerji tedarikçinizden bağımsız olmanızı sağlar. Yaptım. Yaptım abi, jeneratör de yapalım. Bölümün başlığına yazacak şeyleri bulamıyorum. Jeneratör yaptık desem olur. Otomatik su kaynağı yaptık desek olur. Otomatik sulama cihazı yaptık desek olur. Onun dışında çölün sonuna kadar gittik desek o da olur. Bunu bir tek buraya mı koyabiliyorum, yoksa ah buralara koydurmuyor. İlla şunun üstüne koyacağız. Bu herhalde buradan otomatik şey çekecek. Yakıta ihtiyacım var. Yok, çekmiyormuş. Evet. Jeneratör yaptık. Ve çok tuhaf araba sesiyle çalıştı. İnanılmaz. Yakıtımız ne alemde? Hop, bu da fullenmek üzere. Şimdi o zaman madem rahat rahat sulayabiliyoruz, şunu da şuraya koyalım ki o da bizim için guarana çıkarsın. Hızlı ekim, harikasın. Ama ışık almıyor bu buradan. Işık almadığı için olmadı. Şuraya koysam buraya geçemiyorum, değil mi? Yok, bu çok kötü ya. Bu durum çok kötü. Neyse, önemli değil ama. Şuraya guarana parçasını atalım. Şunu da atalım. Tamam. Jeneratör hızlı bitiyormuş galiba. Öyle diyordu. Bir tane daha içecek içeyim de. Vallahi Reaper çok çabuk yoruluyor ya. Kaç tane oldu? 96 mı? Aa. Dur ya, bir şey ama yapamayız ki. Guaranamız 96 oldu. Tamam, bir sonraki bölüm o zaman 99 tane guaranayı verebileceğiz. En azından. Ve ne yapacağız biliyor musunuz? 20 tane plastik yapacağız. Benim kaç tane plastiğim var şu an? 16 tane plastiğim var. Bak, milletten alabiliyor muyum plastik? Tamam, 5 tane aldım ve konu kapanıyor. Konu kilit. Arkadaşlar, bir sonraki bölüm hem roketi bitireceğiz, hem nerede 99 tane guaranayı yapacağız. Ondan sonra da seviye 5'teki teleferiği tamir etme yolundan gideceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.